Arkadaşlar merhaba. Bu hafta Kırsal Turizm ve Kalkınma kitabımızın dördüncü ünitesine geldik. Geçen haftalarda kırsal turizm alanlarında yapılan turizm çeşitleri neler onlara baktık. İşte kent turizmi ile kırsal turizm arasındaki farklara baktık. Nerelerde nasıl etkiler var, nasıl çeşitler var onlara baktık. Kırsal alanın neler olduğu ile ilgili bir konulara incelemesini yapıldı. İşte kırsal alanlarda yapılan etkinliklerle kentsel alanlarda yapılan etkinlikler arasındaki farklar, neden insanlar kırsal alanları tercih ediyor onlarla ilgili geçen haftalarda bilgiler verdim. Bu bilgileri size burada verilen bilgiler zaten kitaplarda da kitabınızdaki bölümlerde de var. Detaylıca okuyabilirsiniz. Hani bizim burada olma amacımız biraz daha size bir fikir vermek, biraz daha belki bir fikri ortaya atmak ya da ilginizi çekebilecek noktalara değinmek gibi bir unsurumuz var burada. Şimdi bu haftada bu kırsal alanla ilgili, kırsal turizmle ilgili işte tanımları, alanları yaptıktan sonra, belirledikten sonra kırsal turizmin etkileri nelermiş ona bakacağız bu hafta. Nasıl etkileri var kırsal turizmin? Onunla ilgili bir unsurlara bakalım. Yani kırsal turizmin işte ekonomik açıdan etkileri, sosyokültürel etkileri, yani ekonomik açıdan etkisi derken işte gelir etkisi, hangi bölgelerde nasıl etkiler yapılıyor onlarla ilgili. Dediğim gibi kitabınızda da bu detaylıca açıklaması var bu bölümlerde de. Diğer bir etkisi sosyokültürel etkisi, yani insanların demografik yapısından tutun da çevresel yetişme, gelenek görenekleriyle birlikte nasıl bir etkisi var kırsal turizmin bu bölgeye, bölgesel anlamda onlara bakacağız. Çevresel etkisi tabii ki en önemli kırsal turizmin, daha doğrusu turizmin en büyük etkilerinden bir tanesi çevresel etkileri, yani bu çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir yaklaşımla kırsal turizm hareketlerinin devam etmesi. Tabii ki bu kırsal turizmin etkileri mutlaka olumlu etkisi var, gelir etkisi, gelir yaratıcı kültüre etkisi gibi bir sürü etkileri var. Ama bunun yanında da acaba nasıl davranırsak olumsuz etkilenir? Onlarla ilgili de görüşeceğiz. Bu detayları dediğim gibi kitapta da var. Oradan da bakabilirsiniz. Kırsal ekonomilerin canlandırılması için, yani hem tarım anlamında hem de turizm anlamında canlandırılması için yerel kaynakların kullanımı ile ilgili alternatiflerin aranması artık kırsal bölgeler için kaçınılmaz hale gelmiştir. Neden? Kırsaldan kente çok göç olduğu için bu bölgede yaşayan yerel halk gittikçe yaşlanmış ve genç nüfus şehre doğru işte belki modernleşme, belki eğitim olanaklarının olmayışından dolayı göç almış. Ama bu arada kırsal artık tarım kötüleşmeye başladığı andan itibaren o bölgelerin canlandırılması, tekrar gelirlerin arttırılması ya da daha cazip hale getirilmesi için bir takım alternatifler aranmaya başlamış. Bu da kırsal bölgelerde neler yapılabilir sorusunu gündeme getirmiştir. Gelir ve istihdam yaratmada diğer alternatiflere göre nispeten tarım sektörü ya da kırsal alanlar avantajlı etkileriyle turizm, kırsal yaşamın değerini arttırmak ve imkanı sınırlı olan bu bölgedeki gelir dağılımında olumlu değişiklikler meydana getirebilmek için önemli bir seçenektir. Yani kırsal alanlarda sadece insanlar tarım ve hayvancılıkla uğraşırken ve eğer bu bölgeler şehre doğru da göç almışsa bu bölgelerin canlandırılması için diğer bir alternatif olan turizm seçeneği ön plana çıkartıp hem oradan yapılan göçlerin geri gelmesi hem de tarım alanlarına ya da tarım ve hayvancılığa ilave olarak farklı unsurlarında ön plana çıkartılması için kırsal turizm hareketi başlanmış. Turizmde gelir elde edilme yolu düşünülmeye başlanmıştır.
Kırsal ekonominin canlanması için ihtiyaç duyulan bu algı, kırsal alanlarda turistik yiyecek ve rekreasyon politikalarında gelişmesine yol açmıştır. Yani turizm, geleneksel kırsal planlamanın öncelikli aracı haline gelmiştir. Dünyada özellikle son 20-30 yıllık dönemde yaşanan ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, turizm olayının algısında ve pratiğinde önemli değişimlere neden olmuştur. Yani önceleri deniz, kum, güneş turizmi anlayışı artık günümüzde özellikle pandemiyle de farklı bir sürece girmiş ve deniz, kum, güneş turizmine ilave olarak bir sürü turizm çeşitleri algılanmaya başlamıştır. Ve bu turizm çeşitlerinin çoğu da nerede? Kırsal alanlarda yapılabilen turizm çeşitleri. Yani geçen derste de hatırlarsanız, İşte balık tutmadan tutun da işte festivaller, gastronomi yani yiyecekle ilgili unsurlar, kamp yapma, yürüyüş yapma, doğayı gözlemleme, kuş gözlemleme gibi bir sürü çeşitleri var. Hani dönüp baktığınızda oraya bütün bunların yanında işte kırsal planlama 20-30 yıllık dönemin sonunda artık bu aşamaya gelinmiş. Yani sadece dünyada turizm anlayışı sadece deniz, kum, güneşken artık günümüzde birçok turizm çeşidi ve insanların hobilerini gerçekleştirebileceği turizm çeşitleri ortaya çıkmıştır. Ve çünkü dünyada nüfusta yaşlandıkça orta yaş lara geldikçe insanlar ne yapıyor? Kendi hobilerini gerçekleştirmek için yeni arayışlara giriyorlar. Bu da turizmin farklı bir boyutunu ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeyle beraber farklı bir boyutunu ortaya çıkartmaya başlıyor. Kırsal turizmin ekonomik etkilerine baktığımızda tabii ki en büyük ekonomik etkisi, yani hepiniz de takdir edersiniz ki insanlar bir işe girerken gelir elde etmek isterler. Yani geliri etkisi. Kırsal turizmin kırsal yörelere ekonomik açıdan yaptığı olumlu etkiler içinde en önemlisi gelir yaratma etkisi. Turizmin bir tüketim olayı olması ve turistlerin de birer tüketici olmasından dolayı turistik amaçlı olarak seyahat ettikleri kırsal alanlarda veya yörelerde konaklama, yeme içme, kırsal aktiviteler, ulaşım gibi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptıkları harcamalar bu alanlarda ve yörelerde yaşayanların gelirinin artmasına yardımcı olmakta. Yani o yörede yaşayanların yaptıkları yiyecekler, yemekler, o yöreye özgü geleneksel işte ne bileyim kurabiyesi diyeyim, değişik hamur işleri, ondan sonra kırsal aktiviteler, el işçilikleri, bütün bunların piyasaya sunulmasıyla o yöredeki insanlar ne yapıyor? Ya da belki de evlerini açmaları pansiyon gelirlerine de sebep oluyor. Gelirlerin artmasına yardımcı olmaktadır bu açıdan baktığımızda. Ek gelir ile kır ile kent arasındaki gelir dağılımı ne yapıyor? Bir süre sonra azalmaya başlıyor. Yani insanlar kırsalda daha az gelir elde ediyorum. Çünkü her insanın eğitime ve gelir tüketmeye, daha doğrusu tüketim yapmaya nesi var? Eğilimi vardır. Yaşadığımız sürece ne yapacağız? Bir harcama yapmak zorundayız. Hani kentte insanlar daha rahat gelir elde edebileceğini düşündükleri için çok fazla kırsaldan kente göç olmuş zamanında ve bu da kırsaldaki bu gelir azalan geliri turizm aracılığıyla azaltma yoluna giderek kentle kırsal arasındaki gelir dağılımını azaltmakta, daha doğrusu gelirin tabana doğru yayılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda da bu gelir artışı bir yandan yörede yaşayanların gelir ve refah düzeylerini yükseltirken, diğer yandan da turist kabul eden kırsal yörenin alım gücünü de yükseltmektedir. Bu da turizmin gelişmesine bağlı olarak yörenin dokusuna uygun yeni turistik yatırımlar yapabilme potansiyelini de ne yapmakta? Arttırmaktadır arkadaşlar. Kırsal kalkınmaya etkisi açısından baktığımızda zaten hani dersimizin konusu da kırsal kalkınma ve turizm. Kırsal kalkınma etkisi açısından değerlendirdiğimizde genel olarak kalkınma bir ülkenin milli gelir düzeyinde sürekli artışa bağlı olarak ekonomik,
sosyal ve siyasal bazda da meydana gelen değişimleri içeren bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Kırsal kalkınma da küçük toplumların içinde bulundukları ekonomik, toplumsal ve kültürel koşulları iyileştirmek amacıyla giriştikleri çabaların devletin bu konudaki çabaları ile birleştirilmesi, bu toplulukların ulusun bütünlüğü ile bütünleştirilmesi ve ulusal kalkınma çabalarına tam biçimde katkıda bulunmalarının sağlanma sürecidir. Yani kırsal kalkınma aynı zamanda ülkenin kendi kalkınma sürecinin içinde yedirilmiş bir unsur. Yani kırsal kalkınma derken farklı bir kalkınma olarak düşünmemek lazım. Kalkınma dediğimizde o ülkeye ait olan tüm kalkınma çabalarını da içeren bir tanım aslında. Yani bu tanım kalkınmanın içinde kırsal bölgelerde zaten nedir? Kalkınmanın amacı bölgeler arası dengesizliği gidermek. Her bölgede yaşayan kişilerin gelir düzeylerini yani gelir adaletsizliğini en aza indirmek için düzenlenmiş unsurlar. Hep bunun içinde bu adaletsizliğin neler olduğunu saptanması dolayısıyla aradaki açığın kapatılması üzerine kurulmuş bir tanım kırsal kalkınma. Kırsal kalkınmada kırsal turizme ihtiyaç duyulmasının nedenleri nelerdir? Şöyle bir bakalım. Kırsal alanlarda geleneksel işlerin korunması son derece önemlidir. Yani artık bir kırsal turizmi açacağız diye o kırsal bölgeleri tarımdan vazgeçmemek gerekiyor. Yani tarım o bölgenin nesi meşhursa, hangi iklim koşulunda o ürünler yetişecekse onların üretilmeye devam edilmesi, işte hayvancılıksa hayvancılığın devam edilmesi, meyvecılıksa onların devam edilmesi son derece önemlidir. Çünkü bunların bazıları oraya özgü olup yok olma aşamasına gelmişlerdir. Dolayısıyla verimli arazilerin yazık edilmemesi gerekiyor. Kırsal turizm sırasında pek çok yeni iş yaratılabilir. İşte bir önceki ünitede de söyledik bir sürü kırsal turizm çeşitleri var. Bu çeşitleri bu iş alanının içine yerleştirip o bölgede verimli arazilere ilave olarak o etkinliklerin yapılarak nedir? O kırsal turizm hareketleri sağlanabilir. Kırsal turizmin gelişmesi çeşitlendirmeyi desteklemekte ve çoklu bütünleşmiş aktiviteler doğmaktadır. Kırsal alanlarda hizmetlerin korunması esastır. Yani turizmde zaten esas nedir? Hizmettir. Kırsal alanlarda da hizmetlerin korunması esastır. Yani buradaki sorun diğerlerinden farklı olmayacaktır. Kırsal turizm bilgilendirme, ulaştırma ve benzeri hizmetlerin gelişmesine de katkı sağlamaktadır bu şekilde. Çiftçilere destek, devlet organları tarafından her zaman tarım içeriğinde verilmemekte başka destek unsurları da aranmaktadır. Yani hep devletten beklemek yerine kendi imkanlarını yaratarak bir takım destek unsurları da aranmaktadır. Kırsal el sanatları ülkelerin ve bölgelerin kültürel mirasında öncelikli ve önemli bir yer işgal etmektedir. Kültürel hizmetler kırsal bölgelerde her zaman geri kalmıştır. Dolayısıyla bu kültürel hizmetlerin daha ileriye götürülmesi için çabaların olması gerekiyor. Kırsal turizmde tarihsel yapıtlardan yani eski kiliseler, şatolar, çiftlik binaları, evler, müze, el sanatları merkezi, konaklama evi gibi hizmetlere dönüştürülmesi ve bu şekilde bunlardan gelir elde edilmesinin mümkün. Yani kırsal turizmde tarihsel yapılardan çeşitli şekillerde yararlanmak mümkündür. Yani eski kiliselerden müze, şatolardan müze, çiftlik binalarından bir takım işte nedir konaklama evi gibi ya da el sanatlarının sergilendiği iş yerleri gibi organize edilerek, yeniden yapılandırılarak buradan tarihsel yapılardan yararlanılabilir. Kırsal toplumlarda eskiden kadının rolü oldukça sınırlıyken günümüzde kadınlar önemli roller almaya da hazırdır. Kırsal turizm
ekonomik etkilerine baktığımızda, devam ettiğimizde, sürdürülebilir yerel kalkınma sağlarken doğal ekosistemlerin korunmasını da sağlamaktadır. Ve bu arada kırsal alanda işte kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğin geliştirilerek kırsal kalkınma girişimcilerinin harekete geçirilmesi önemli burada. Çok düzeyli yönetişim kavramı kapsamında mahalle idareler ve birliklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve örgütlenme düzeyinin arttırılmasıdır. Yani bence buradaki en önemli unsurlardan, yani ekonomik anlamda düzenlemeler yapılırken mahalle idareleri, yani belediyelerin, kaymakamlıkların, muhtarlıkların, belki güvenlik güçlerinin hep birlikte kapasitelerinin geliştirilerek yaşayan yerel yöneticilerle ya da yereldeki yaşayan insanlarla bu mahalli idare, yerel yönetimlerin bir araya gelerek birlikte hareket etmeleri hem bölgenin gelişimi açısından daha önemli, daha planlı olur, hem de belki de bazı işte altyapı gibi, mesela yolların açılması, elektriğin bağlanması, yani gibi altyapı ve üst yapı yatırımları bu yerel yönetimler sayesinde yapılarak yerel halkın maliyeti, bunları harcanacak maliyeti en aza indirgenebilir. Ne bileyim, bir proje kapsamına dahil olup o bölge koruma alanı içine alınıp bir takım sivil toplum örgütleri, yerel yönetimlerle proje kapsamına alınıp o bölgede yaşayan insanların evlerinin, İşte kiliselerinin ne yapılması, müze haline getirilmesi, konaklama evi haline getirilmesi sağlanarak hem yerel halka destek sağlanabilir daha en az maliyetle, hem de daha planlı yollar, daha planlı hareketler yapılarak ne yapılabilir? Oraya turist çekilebilir. Çünkü altyapıda ya da üst yapıda en önemli çekim unsurlarından bir tanesidir. Yerel aktörlerin kalkınma programı, kırsal kalkınma programının hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirme konusunda da kapasitelerin geliştirilmesi önemli. Ekonomik etkilere baktığımızda, yatırımlar açısından baktığımızda, yatırımlara etkisi, yatırım milli geliri oluşturan faktörlerden bir tanesidir. Yani yatırım ilk başta kendine fayda sağlarken, ama yatırımın artık gelire dönüştürülmesi, ürünlerin piyasaya sunulmasıyla ne yapılıyor? Bir süre sonra milli gelire etki etmeye başlar ve yatırım sermaye birikimiyle ilgili bir kavramdır. Yani yatırım yapıldığı andan itibaren gelir elde ediyorsa, bu sermaye artırımı da anlamına, hem sermayenin de artması anlamına gelir. Bu da bir süre sonra milli geliri arttıran bir unsurdur ve milli gelir artıyor olması sektörlerin gelir elde ettiği anlamına da gelir. Yani bir toplumun, bir firmanın ya da bir ailenin sahip olduğu sermaye stokunda belirli bir dönemde sağlanan net artışlara yatırım denir. Ve sektörel olarak değerlendirildiğinde herhangi bir bölgede veya yöreye ait yönelik turizm talebindeki artış, yatırımların artmasına da neden olmaktadır. Yani her yatırım neyi? Bir talebi yaratır. Her talep de yatırımın oluşmasına neden olur. Yani bir yatırım yapıldığı andan itibaren bir talebi yoksa ne yapar? Bir süre sonra o gelir elde etmeyecektir. Ama talebi varsa bu harcamaya dönüyor anlamına gelir ve ülke için önemlidir. Çünkü turizm sektörü konaklama, yeme içme ve rekreatif faaliyetlerden oluşmaktadır. Faaliyetleri karşılamak için ise yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yatırımlar turizm talebinin artışına bağlı olarak gelişmektedir. Kırsal turizm ile kırsal yatırımlar arasında doğru yönlü bir ilişki söz konusudur. Yani kırsal turizm, arz potansiyeline sahip yörelere yönelik turizm talebinin artması, turistik yatırımların da artmasına yol açmaktadır. Yani kırsal turizm, arz potansiyeline sahip bölgelerde yapılan her türlü yatırım turizm talebinin artmasına neden olur. Bu da dolaylı yoldan turistik yatırımların da artmasına yol açmaktadır. Ve yerli ve yabancı turistlerin
kırsal alanlara gelmeye başlaması ve buralarda önemli harcamalardan bulunmaları ile birlikte ekonomik ve sosyal sonuçlar da ortaya çıkmaktadır. Bu da kamu ve özel girişimleri burada yeni veya ilave turistik yatırımlar yapmaya sevk etmektedir. Yani hem kamu sektörü hem özel sektör buralarda talep olduğu sürece yeni yatırımlar yapmaya devam edecektir. Hatta çok fazla turist akımı olduğunda eğer ulaştırma sektörünü de canlandıracaktır bu bir süre sonra. Ulaştırma sektörünün nasıl tabii ki en hızlı ulaşım sektörlerinden bir tanesi havaalanları. Havaalanları o bölgeye ait bölgelerde havaalanlarının yapılması bölgeye turist akınına sebep olacaktır. Bu da yatırımların doğru yapıldığıyla ilgili görüşleri ne yapacağı da desteklemekte. Diğer bir ekonomik etki istihdam etkisi. Yani en büyük etkilerden zaten turizm emek yoğun bir sektör biliyorsunuz. Dolayısıyla istihdama etkisi en büyük unsurlardan bir tanesi. İstihdam kavramı ekonomik biliminde biri dar biri geniş anlam olmak üzere iki anlama gelmektedir. İstihdam üretim faktörlerinin yani emek, sermaye, doğal kaynaklar ve girişimci dediğimiz üretim faktörlerinin üretimde kullanılmasıdır. Emek yoğun bir sektör olan turizmde istihdam kavramı sadece emek ve iş gücüyle ilgilidir. Ama bunlar yatırıma döndüğünde bunları da kullanabiliriz. Turizm sektörü başlı başına bağımsız bir sektör olmamakla birlikte çeşitli gelir gruplarındaki tüketicilerin zevk, istek ve beklentilerine hitap ettiği için birçok sektöründe birbiriyle ilişkisi olmayan işletmeleri ve organizasyonları ile etrafı sarılmış durumdadır. Bu yüzden de sürekli olarak istihdam arttırıcı potansiyele sahiptir. Yani turizm sektörü tabii ki emek yoğun bir sektör ama aynı zamanda bir restoranın açılması, bir otelin açılması, aynı zamanda işte tarım restoranın açılmasıyla nedir? Gıda sektöründen de yararlanmak zorunda. Dolayısıyla diğer sektörlerle de iç içe olduğundan dolayı hani bazen karışıklık olabilmekte sektörlerde. Turizm sektöründe istihdamın yüksek olmasının başlıca dört nedeni vardır. Emek yoğunluğu, düşük ücretli işler, yarı zamanlı ve geçici istihdam ve mevsimsellik. Yani turizm sektörü mevsimsel sezonluk bir istihdama sahiptir. Turizmin ülke ekonomilerine doğrudan dolaylı ya da uyarılmış olmak üzere üç tip istihdam meydana getirdiği kabul edilmektedir. Doğrudan istihdam, turizm sektörünün kendisinden kaynaklanan ve ona bağımlı olan işlerdir. Mesela konaklama, yeme içme işletmeleri, hediyelik eşya satan mağazalar, bar ve gece kulüpleri, seyahat acentaları, ulaştırma işletmeleri ve turizm örgütlerinde yaratılan işler bu gruba girmektedir. Uluslararası alanda yapılan araştırmalar turizm sektöründe çalışanların %75'inin doğrudan istihdam edildiğini göstermektedir. Yani buralarda çalışanlar nedir? Doğrudan turizmde çalışan, doğrudan istihdam edilen çalışanlar olarak göstermektedir. Dolaylı istihdam, turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri veren ya da beslemeleri, diğer bir de, sektörü beslemeleri sonucu ortaya çıkan istihdamdır. Mesela inşaat, tarım, imalat ve hizmetler sektöründe gerçekleştirilen istihdamlar bu gruba girer. Yani bir işletmeci otel yapacağı zaman tabii ki turizm sektörüne hizmet edecek ve dolayısıyla nereden faydalanacak, hangi sektörden? Tarım inşaat sektöründen faydalanacak. Ve otel bittiği andan itibaren ne yapacak? İşte perdesi takılacak, yatağa takılacak, işte çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, mutfak gereçleri, ocağı hepsi imalat sanayinin ürünü olan bu ürünleri alacak. Dolayısıyla imalat sanayi ile ilgili olacak. Ve bir süre sonra mutfak devreye girdiği andan itibaren tarım sektörüyle iç içe olmaya başlayacak.
Ve turist gelmeye başladığı andan itibaren de bu sektör işte bankacılık sektörüyle, temizlik sektörüyle, diğer sektörlerle de iç içe olmak zorunda. Dolayısıyla bu sektörlerde çalışan, bu alanlarda çalışan kişiler de turizmde dolaylı istihdam olarak rol almış aktörler olacaklar. Uyarılmış istihdam dediğimizde doğrudan ve dolaylı istihdamdan sağlanan gelir harcandıkça turizmin çarpan etkisiyle ekonomide yaratılan ek istihdamdır. Yani turizm sektöründe yapılan yatırımlar ne yapıyor? Artık bir süre sonra gelir elde etmeye başlıyor ve gelir elde etmeye başladıkça bir süre sonra her elde edilen gelir yeni bir yatırım alanına yol açacak ve yeni yapılan yatırımlar yeni istihdam konularına, yeni istihdam edilme yollarına gidilecek. Bu da her yapılan yatırım, her yeni açılan yatırım alanı yeni istihdam olanakları uyardıkça bu ne yapıyor? Uyarılmış istihdam, yani istihdam olanakları artmaya başlıyor. Bunu da biz ne diyoruz? Uyarılmış istihdam diyoruz. Kırsal yoksulluğa ekonomik etkilerine devam ediyoruz. Kırsal yoksulluğa etkisi açısından baktığımızda dünya genelinde yoksulluk kavramı yaygın bir olgu ve küreselleşmenin paradoksal sonucunda da derinleşen bir süreç olarak izlenmektedir. Bölgesel ve yerel bazda aynı durum kırsal yoksulluk içinde geçerli olan ve giderilemeyen bir sorundur. Dünyanın her yerinde kırsal alanlar ve yapılar bulunmaktadır. Buralarda doğal koşulların ve buna bağlı olarak tarımın egemen olması, tarımdaki feodal yapı ve toprak dağılımının dengesizliği sonucunda bu sektörlerde bir yandan kazananlar, diğer yandan da kaybedenler olacaktır maalesef her sektörde olduğu gibi. Yani dünyanın her yerinde kırsal alan var ve yapılar var. Bu doğal olaylar mesela artık küresel ısınma başladı. Bu küresel ısınmayla bazı yerlerin bitki örtüsü değişirken bazı yörelerin farklı alanlara kayması. Mesela hiç duymadığımız işte bu yıl çölde nasıl sel oldu? Yani Arabistan'da işte Dubai'de sel oldu. İşte bazı bölgeler her zaman iklim yağış alan yerlerde haberler duyuyoruz. Her yer kurak diyoruz. Bu da ne yapıyor? Bir süre sonra o bölgelerde uzun süredir kırsal turizmden yararlanan kişiler bu küresel ısınmayla ya da küresel değişimle beraber artık eskiden yaptıklarını yapamaz hale getirecek. Yani mesela bir çiftlik turizmi belki olmayacak. İşte olmayan yerlerde olacak dediğimiz aşamada ne yapıyor? İnsanlar mesleğini kaybetmeye başlıyor ve bu da bir süre sonra gelir elde etmeme sonucu yoksulluğa doğru, kırsal yoksulluğa doğru bir nedir yol almaya başlıyor. Ve kırsal yoksulluk bu da kırsal yoksulluk olgusunun ortaya çıkmakta. Ayrıca bu yörelerde sektörel gelişimin yetersizliği, sanayileşmenin olmaması, girişimciliğin zayıf ya da yok denecek kadar olması da yoksulluğun nedenlerindendir. Yani kırsal yoksulluk tarım sektörünün diğer sektörlere göre daha düşük katma değer üretmesine ve tarım ürünlerinin fiyatlarının daha az artmasına bağlı olarak bu sektörün milli gelirden aldığı payın zaman içinde gerilemesine de neden olur ve tanım olarak da bu söylenebilir. Altyapıya etkisine baktığımızda kırsal turizmin ekonomik etkilerinden potansiyel turizm arzına sahip kırsal yörenin turizme açılabilmesi, öncelikle yapı, ulaştırma ve yerel hizmetlerin tamamlanmış olması ile gerçekleşebilir. Yani bir bölgeye otel yapacaksanız ya da işletme yapacaksanız bunun için öncelikli olarak bir altyapının olması gerekiyor. Yani yolların olması, kanalizasyon sisteminin olması, elektriğin, suyun ve daha sonra da üst yapı olarak yollar yapılıp ulaştırma ve yerel hizmetlerin tamamlanmış olması ile gerçekleştirebilir. Özellikle yöredeki potansiyel arzın etkili arza dönüşmesi turizm altyapısının yeterli olmasına bağlıdır. Çünkü turizm arzının temel ön şartı fiziksel altyapı imkanıdır. Mesela çok büyük bir oteli düşünün. Bunun kanalizasyon sisteminin olmadığını ya da suyun olmadığını, oraya su şebekesinin gitmediğini düşünün. İşte binlerce kişinin
İşte suyu kullanması lazım ya da kullandıkları suyun bir şekilde temiz bir şekilde atılması lazım. Bunun için de bir altyapı. Eğer bunlar olmazsa bir süre sonra o bölgede işte çevre kirliliği olacak, susuzluktan insanlar o otele gitmemeye başlayacak gibi bir sürü sorun da fiziksel olarak sorunlar da ortaya çıkacaktır ve bu da kırsal alanlarda veya yörelerde devamlı ikamet edenlerin yararlandıkları su, enerji, yöre içi enerji şebekesi, kanalizasyon sistemi, temizlikle ilgili tesis ve araçlar, otoparklar ve haberleşme sistemleri ilk başta yeterli gelebilir. Ancak mevcut altyapı sistemleri yöreye yönelik turizm talebinin gelişmesine bağlı olarak artan kişi sayısını ihtiyacını karşılayabiliyorsa ne güzel. Eğer karşılayamıyorsa bu altyapı yetersizliğinden dolayı bir süre sonra bölgede sorunlar ortaya çıkmaya başlayacaktır. O yüzden altyapıya etki çok önemli. Sosyokültürel etkilere baktığımızda kırsal turizmin sosyal yapıya etkisi, kırsal turizm alanlarındaki turizm faaliyetlerinin gelişmesi sonucunda turistler yeme, içme, eğlence, merak ve dinlenme gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla yerli halkla temasa geçip çeşitli ilişkiler kurmaktadır. Bu nedenle de turizmin toplumsal yapı üzerindeki etkilerinin anlaşılabilmesi için turizm olgusunun birey, sosyal yapı ve kültür üzerindeki etkilerinin de birlikte bilinmesi gerekmektedir. Yani hepsinin birlikte iç içe olduğunu bilinmesi gerekmektedir. Kırsal yörelerin sosyal yönden geliştirilmesinde kırsal turizmin olası etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz. Yani kırsal yörelerin sosyal yönden geliştirilmesinde kırsal turizm nasıl bir etki eder? Onlara bir bakalım. Büyük şehirlerde ya da kentlerde yaşayan şehirli insanların kırsal yöreleri ziyaret etmeleri sonucunda kentli ile yerel halk arasında bir bilgi akışı olabilmektedir. Bunun kırsal yörelerde yaşayanlar için katkısı yeni şeylerin öğrenilmesi, yeni insanları tanımak, onlarla kaynaşmak ve dışa açılma iken turistler için kırsal halk ile birlikte yaşama yeni dostluklar edinmektedir. Kırsal yöreler sahip oldukları turistik arz çekiciliklerinden dolayı kentten kırsal yörelere doğru sürekli insan hareketliliğine neden olmakta ve bunun sonucunda da zamanla kent ile kırsal yöre arasındaki yaşam ve davranış farklılıkları ortadan kalkmaktadır. Kırsal turizmin yörede yarattığı istihdamla ilişkili olarak hem kadının hem de gençlerin toplumdaki statüsü güçlenmekte ve dolayısıyla kırsal yörelerden kente ekonomik sebeplerle göç olayı da en aza indirgenmektedir. Amaç zaten bu en büyük amaçlarından bir tanesi bu. Yani kente göçe engel olmak. Ayrıca kadının statüsünün güçlenmesiyle birlikte hem ailede hem de toplumda kadının yeri ve önemi ön plana çıkmaktadır. Kırsal yörelerde turizmin gelişmesiyle birlikte turizmde istihdam edilen kişilerin mesleki bilgi ve becerilerinin gelişmesine yönelik mesleki eğitim de gelişmektedir. Bu da hem kırsal iş gücünün eğitim düzeyini geliştirmekte hem de gruplar arasındaki sosyalleşmeyi hızlandırmaktadır. Yani örneğin el işi atölyesi kuran bir kişi hem kendi yeteneklerini ön plana çıkartmakta ya da hem de kendisinin öğrencisi olduğu kurs öğrencilerinin bu bilgilerin artmasına neden olmakta hem de birlikte sosyalleşmelerine de neden olmaktadır. Kırsal yörelerde turizme bağlı olarak yöreye gelen turistlerin konaklama taleplerinin karşılanması amacıyla aileler oturdukları evin bir bölümünü ya da oturmadıkları evleri kiraya vererek ek gelir sağlamakta. Aynı zamanda kendi aralarında kurdukları etkileşim sonucunda da gerçekleşen dostluklar da sosyalleşmeyi hızlandırmaktadır. Kırsal turizmin gelişmesi sonucunda yörede kalkınma hızı ile nüfus artış hızı arasındaki dengesizliğin sebep olduğu iç göçler yer yer azalacak ve duracaktır. Bu süreçte kentlerdeki gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunların çözümüne de olumlu bir katkı sağlayacaktır. Kırsal turizm sayesinde farklı sosyal ve kültürel yapılara sahip toplumlar birbirleriyle ilişki kurabilmekte. Bu ilişkiler sonucu oluşan etkileşimde toplumsal değişim hızlandırıcı bir rol üstlenmektedir.
Kültür etkisine baktığımızda, kültür etkisine baktığımızda kırsal turizmin sosyokültüre etkileri içinde, kültüre etkisinde turizm kültür yayma aracı olarak en önemli sektör konumundadır. Turizm sayesinde farklı kültürlere sahip bireyler turistik arz çekiciliklerine sahip bölgelere veya yörelere giderek kendi kültürleriyle birlikte yerel kültürleri de hem öğrenmekte hem de eve döndüğünde gördüklerini paylaşabilmektedirler. Aynı durum turist kabul eden bölge içinde, yöre içinde geçerlidir. Böylelikle yörenin kültürü de turizm sayesinde gittikçe zenginleşmekte ve bunun sonucunda da kültürel bir değişim söz konusu olmakta. Burada önemli olan bir kültür içindeki keşiften daha çok ağırlıklı olarak başka bir toplum ya da kültürden gelen yayılmadan ve kültürel temastan kaynaklanan değişimdir. Yani yörede turizmin gelişmesiyle birlikte yöre halkı turistlerle daha yoğun bir iletişim kurabilmek için yabancı dil öğrenme gereği hissetmektedir. Bu dil sayesinde de yerli halk da farklı kültürleri öğrenmeye çalışacaktır. Kırsal turizmin olumlu kültürel etkileri şöyle sıralanabilir. Kırsal turizm nüfus kaybına uğrama riskleriyle karşı karşıya bulunan yöreleri canlandırmak suretiyle yöre halkının başka yörelere, bölgeye göç etmesini önlemekte. Şehir ve kırsal yöreler arasındaki ilişkilerin gelişmesi zamanla şehir ve kırsal yöre arasındaki yaşam ve davranış farklılıklarını yumuşatmaktadır. Turistlerin her türlü hizmette belirli bir kalite aramaları yerli halkında hayat standartlarının yükselmesine yol açmakta. İşte turizm, altyapı, konut ve çalışma şartlarının iyileştirilmesine neden olduğundan da bu olumlu gelişmeler halkın yararına olmakta. Kendi evlerini belki yeniden yapılandırılmakta, bahçeleri yeniden yapılandırmakta. Dolayısıyla bu da onların oraya bağ kurmasına neden olabilmekte. Çevresel etkiler açısından baktığımızda çevre üzerinde olumsuz etki yaptığı bilinen bir gerçek turizm. Turizm türleri arasında çevre korumacılığına en fazla özen gösterenlerden biri olan kırsal turizm, içinde bulunduğu çevreyi mevcut otantik ve doğal halleriyle bir turistik arz değeri olarak kullanmak zorundadır. Ve kırsal turizm yöreye gelen turistlere ve yörede yaşayan insanlara koruma bilinci aşılayan bir aynı zamanda turizm çeşidi. Ve kendi köyünde çevresindeki doğayı ve kültürü korumayı öğrenen köylü dünya çapındaki korumacılığa da uyum sağlamaktadır. Ve bunun yanında ülkesinin dışına çıkan turist gittiği yerlerdeki korumacılıktan etkilenerek de belki kendi ülkesine sahip çıkılamayan değerlerin farkına varacak ve bilinçlenecektir ve kendi ülkesine döndüğünde gene bu koruma hareketlerini yapacaktır. Mesela insan farklı bir yurt dışına gittiğinde caddeler tertemiz, hiç çöp atılmıyor. Ama kendi ülkene döndüğünde bu hareketi gördüğün zaman belki bu hareketleri yapmayarak ne yapıyorsun? Kendi daha önce farklı gördüğün yerdeki, o çevrede gördüğün o bilinci, çevre bilincini toplumsal olarak kendi ülkene yansıtma yoluna da gidebilirsin. Çevre turizm ilişkisi denildiği zaman akla ilk gelenler denizlerin kirlenmesi ve betonlaşma ile kıyıların yok olması, doğal çevrenin yok olması ve taşıma kapasitenin getirdiği olumsuz etkiler olarak sayılabilir. Ve kırsal yöre olumsuz etkilerine devam edelim. Kırsal yörelerde turizmin kontrolsüz bir şekilde gelişmesi, aşırı ve kontrolsüz doğal kaynak kullanımı, tarihsel değerlerin ve yöresel otantik değerlerin tahrip edilmesi gibi olumsuz etkiler olabilmektedir. Kırsal yörelerde artan turizm talebine bağlı olarak da ikinci konut artışına yol açmakta. Bu artış da aşırı bir nüfus yoğunluğuna neden olmakta. Ya da hiç oraya taşınmasalar bile çarpık kentleşmeye de neden olabilmekte. Kırsal yörelerde turistik hareketlerin hızlı gelişmesi sonucunda yöredeki bazı doğal kaynakların aşırı kullanımı, ormanların yok edilmesi, toprak erozyonu, biyolojik çeşitliliğin tahribi, kültürel değerlerin zarar görmesi, ulaşım sistemleri ve kalabalığın yarattığı gürültü kirliliği gibi olumsuz çevresel etkiler görülebilmektedir.
Arkadaşlar, benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Yani biraz daha bu çevresel etkiyle ne yapıyoruz? Farklı bir boyuta getiriyoruz. Ve burada bu derste hani bu en önemli unsur turizmin gelir getirici etkisi olması. Yani kırsal turizmle çevre halkı da ne yapıyor? Daha bilinçli davranarak kentten köye göçün tekrar olması. Yani köyden kente olan göçlerin en aza indirgenerek yöre halkının kendi kırsal alanlara dönerek bu bölgeye sahip çıkması ve bu bölgede kendi geleneksel tarımla beraber, geleneksel tarım imkanlarıyla birlikte kırsal turizm imkanları da sunarak hem bölgenin kalkınmasını sağlamakta hem de gelir elde edilmesini sağlamakta. Ama tabii nedir? Gene çevrenin korunmasıyla, çevrenin kirletilmemesi, biyolojik çeşitliliğin azalmaması ile ilgili unsurların dikkat edilmesi gerekir. Arkadaşlar artık birkaç hafta sonra görüşmek üzere. Önümüzdeki haftalar boş hafta. Ara sınavda size başarılar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.